Merhabalar. Filiz'in teyze evine hoş geldiniz. Bugün sizlerle farklı bir çalışma yapmaya çalışacağım. Umarım sizler de beğenirsiniz. Nasıl bir farklı bir çalışma olacağını şöyle anlatayım. Özellikle patiklerde diye düşünüyorum. Çok güzel bir süsleme, değişik bir teknika. Tabii görüyorsunuz burada bir çatalım var. Şöyle bir tane incim var. Bir tane çiçek göstereceğim için. Hangi ip kullanmak isterseniz kullanın. Ben patik ipinden yapacağım hemen. Şöyle kalınlığına göre iğnemin arkası geniş olanını seçtim. Rahat olsun benim için. Makas lazım. Bunlarla farklı bir çalışma yapacağız. Şu an elimde yok çalışmam. Beraber yapacağız, bitireceğiz. Sizler de bu malzemelerinizi alın, gelin. Nasıl bir çalışma olacağını hep beraber deneyerek görelim. Çiçeğimizi başlamadan önce kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim tuşlarını da aktif hale getirseniz çok memnun olurum, çok sevinirim. Dedikten sonra hemen şöyle çatalımı şöyle rahatlıkla bakın altından geçirdim. Sıkı bir düğüm elinizi bastırarak kaybettim ben galiba düğümü. Şöyle bir düğüm attım, sabitledim. Daha önce bir pompon çalışması yapmıştım buna benzer. Pompon olmayacak bu. Bakın, şimdi bunu bir sayıyorum. Örgü örmesini bilenler bu tekniği bilir. Şişe ilmek atar gibi, ilk başlama tekniği gibi. Bakın. İpimi şöyle alttan aldım. Şöyle çevirdim. Bakın. Çatalımdaki de çıktı. Olabildiğince bu ipi sıkı atın. Bakın. Şöyle üçgen yaptım. Çataldan geçirdim. Ve böyle çektim. Bakın. Üçgen yapıp düğüm atar gibi. Bu şekilde çok kolay, çok da şık olduğunu düşünüyorum. Sizler de yapabilirsiniz kolaylıkla süslemelerde. Bakın. Yavaş gösteriyorum. Çünkü ikincisini yapmayacağım. Yaptığım diğerlerini sadece bitim aşamasını göstereceğim. Geri kalan kısmında. Bakın hepsini şöyle şu şekilde çatalın dört dişinden geçirerek düğüm yapıyoruz. Şöyle göstereyim. Şunu keseyim hatta ben. Sonra o elimize çok dolanıyor. Bakın. Bu şekilde. Bakalım kaç tane olmuş? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 10 tane yapacağız biz bunu. 9 ve 10. Bunu çıkarmıyoruz. Şöyle yetecek kadar göz kararı ipimi kestim. Hemen iğnemi alıp takıyorum. Ben takayım geleyim. Evet, böyle 10 tane ilmek geçirerek şöyle hafif de aralarını açabilirsiniz. Tek tek sayabilmek için. Şimdi ipimiz, iğnemizi taktık. Şöyle sabitlense. Birinci düğümün alttan bu şekilde geçiriyoruz. Buradan bir düğüm atıyorum. İkinci düğüme şöyle parmağımla ipi hemen takıyorum parmağımı. Kaçırmayayım ipi. Bakın.
Altta. Nasıl görünür? Şöyle. Her düğümün içinden bu şekilde hepsini yapıyorum. Düğüm atıyorum. Çataldan çıkarmayı işlemlerimiz çünkü daha bitmiyor. Ve en sonuncusuna geldim. Düğüm olduğu için o biraz zorlayacak. Evet, hepsine tek tek düğüm attım. Arka tarafa geçmeden iplerin içinden karşı tarafa geçmeye çalışacağım. Ve geçirdim. Şu ipi çok sıkmayın. Gevşek de bırakmayın. Gevşek bırakırsanız nasıl bir hal alır? Şuralar bollaşıyor. Dikince pek görünmeyecek ama gene de güzel dursun istiyorum. Buradan iğnemizi de taktık. Üst taraftan çıktık. Yine aynı şekilde. Şöyle ipimizi bu sefer karşı tarafa alalım. Buradan düğüm atıp sıkalım. Tekrar bir düğüm daha atalım. İki defa yeter ama üç olsun. Evet, çatalla işimiz bu kadar. Bakın. Şöyle güzel. Bir gül yaprağımız oldu. Keşke kırmızı pembeden yapsaydım. Mavi ip elime geçince. Öyle bununla yaptım. Ben daha önceden yapmıştım. Bunlardan 5 tane yapıyoruz. Bir tanenin ipini uzun bırakalım. Hepsini dikmek için. İpimi iğneme takayım geleyim. Evet, bakın. Bu kadar ip bırakmıştım bir tanesinde. Şöyle orta yerlerinden takıyorum. Dediğim gibi 5 yaprak yapacağız bu şekilde. Bakın kendini gösterdi bile. Çok şık oldu. Çok sevdim ben bu çiçeği. Hemen şöyle gelişi güzel. Şöyle kök kısmından bir yerden kapatıyorum. Bir arkaya alıyorum. Şu görünmeyecek yerlerden.
yaklaştırayım. Çok güzel çiçek oldu. Şöyle şuradan da bir kere alsam yetecek. Minimal alttan takıyorum. Hemen incimi alayım. Yarım inci de kullanabilirsiniz. Bu ipten yarım inci geçmeyeceğini düşündüğüm için böyle tam ince bir boncukla finali yapmak istedim. Bunun arkada bir düğüm yapalım. Tamam. Hemen keselim. Evet, yorumlarda fikirlerinizi belirtirseniz çok sevinirim. Ben yapımı da çok zevkli, keyifli, farklı bir çalışma olduğunu düşünüyorum. Bakın ilk gevşek olan biraz kendini saldı ama ötekileri böyle daha tok duruyor. İlk çatalın şöyle göstereyim. İlk buraya düğüm atıp da bir de karşıya geçtiğimiz yerdekine sıkı, bol bırakmasak daha güzel oldu. Evet, bugün anlatacağım bu kadar. Umarım sizler de beğenir. Yorumlarda fikirlerinizi belirtirsiniz. Bu gibi çalışmalarla gelmeye devam edeceğiz. Kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup bildirim tuşunu da aktif hale getirip güzel yorumlarınızı da bekliyorum. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.